Maturidi'ye göre evreni, Allah'ı, insanı ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak mümkündür. Ve bunun için haber, akıl ve duyulara ihtiyaç vardır. Bu bilgi kaynaklarının her birisi kendisine göre bilgiler verir ve birbirinin yerini doldurmaz. Bu sebeple bu bilgi kaynaklarını veriler dikkate alınmak durumundadır. Bu çünkü zaten gerekli bir şeydir. Aynı zamanda Allah evren insan ilişkisini kavranmasında büyük bir noktadır. Çünkü Allah evreni yok olması için yaratmamıştır. Evreni bir hikmete binaen yaratmıştır. Ve bu hikmetin kavranabilmesi için de aklın kullanılması gereklidir. İmam Maturidi'nin bilgi nazariyesinde önemli olan diğer bir kaynak ise haberdir. Maturidi haberleri önce genel haberler ve peygamberlerden gelen haberler olmak üzere ikiye ayırmış. Peygamberlerden gelen haberleri de mütevatir ve ahad haber diye ayrıca ikiye ayırmıştır. Maturidi'nin mütevatir haber tanımına yaklaşımı genel yaklaşımdan çok farklıdır. Burası ince ve hassas bir noktadır. Genel yaklaşıma göre mütevatir, yalan üzerinde birleşme imkanı olmayan kimselerin naklettiği haberlerdir. Fakat Maturidi burada çok ince bir farklılık ortaya koyar. Yalan üzerine birleşme imkanı olmayan kimseler tanımını Maturidi benimsemez. Ona göre bu tür haberleri uğraştıran kimselerin yanılmaları veya yalan söyleme ihtimalleri olabilir. Ancak bunların yalan söyledikleri ortaya çıkmadığında onların haberleri, tek tek naklettikleri haberler mütevatir derecesine ulaşır ve artık onların kabulü zorunlu hale gelir. Maturidi'nin ahad habere yaklaşımı ise bizim konuyu temellendirmemiz açısından son derece dikkat çekmektedir. Maturidi, ahad haberlerle ilgili insanların bu haberleri dikkate alma ve almama gibi bir seçenekleri olduğundan bahseder. Burada bu haberleri nakleden kimseler bunları araştırılmalı ve nas çerçevesinde muhteva sorgulaması yapılarak ağır basan tarafa meyledilebilir. Bu haberlerin güvenliği noktasında katsayıcı bir sonuca ulaşılamayacağı için kesin olan naslara bu haberlerin arz edilmesi gerekir. Maturidi'nin Kur'an'ı anlama ve yorumlamada bilgi nazariyesine bağlı kalması. Nasıl diye birçok alanda insanı bilgiye ulaştıran yollar haber ve akıl ise Kur'an'ı anlamada da insana bilgi aktaran kaynaklar yine haber ve akıldır. Maturidi'nin bu anlayışı onun ve tefsir ve tevil ayrımını da şekillendirmiştir. Maturidi'ye göre tefsir sahih habere, tevil de akla dayanır. Maturidi'nin düşüncesinde öncelikle sahihliği sabit olmuş bir haberin verdiği bilgi tartışmasız kabulü gerektiren bir bilgi olduğu için bu bilgi Kur'an'ı anlamayla ilgili olduğunda o haber ne dediyse o ilgili ayetin anlamıdır ve bu tefsir olarak isimlendirilir. Kur'an'ın anlamına yönelik gelen haberlerin sahih olmama ihtimali de vardır. Bu durumda birçok parametreyi dikkate almak suretiyle akıl devreye girebilir. Ancak onun söylediklerinde mutlak anlamda değeri yoktur. Doğruluğu, aklın söylediklerinin doğruluğu ihtimal dahilindedir. Maturidi'nin Kur'an'ı anlamada dikkate aldığı veriler, haberlerle gelen ayetlerin tarihi bağlam bilgisi, önceki müfessir ve alimlerin söyledikleri ve dilsel verilerdir. Bunları değerlendirirken de yine akıl bir ölçü olmak durumundadır. Çünkü akıl Allah'ın insana verdiği bir nimettir. Eğer bozulmamışsa insanın sahih bilgiye ulaştırması mümkündür. Bunların dışında akler ve nakler denetlenme imkanı olmayan sezgi, ilham ve keşfe dayalı olduğu iddia ederek yapılan Kur'an yorumları kabul edilebilir nitelikte değildir. Nitekim ona göre ilham bilgi kaynakları arasında yoktur. Bu sebeple batini karakterli yorum biçiminin neticesi olan ayet açıklamalarını Maturidi reddetmiştir. Maturidi ayetleri anlamak için haberleri kullanıp zaman zaman akılla çıkarımlarda bulunsa da aklın bazı hususları yeterince idrak edemeyeceğinin farkındadır. Ve bu noktada durması gerektiği yeri bilip durmaktadır. Akıl eğer idrak edemeyecek bir meseleyle karşılaşırsa ve bu konuda herhangi bir nakil yoksa işte o zaman bu nokta susulması ve çok ileri gidilmemesi gereken bir yerdir. Ayrıca eğer bir konuyla ilgili bir haber olmadığında o konuda derine dalmak bir fayda sağlamayacaksa o takdirde üzerinde fazla durulmaması gerekmektedir. Kıssalarla ilgili, Kur'an-ı Kerim'de kıssalarla ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak zikredilmediği yerlerden, ayetlerden Maturidi'nin tavrı buna güzel bir örnektir. Kur'an'ı anlamada Maturidi'ye göre sahih olmak şartıyla nakil esastır. Ve sahih aklın olduğu yerde bu sebeple Maturidi konuşmayı tercih etmez. Fakat naklin kapsayıcı ve yeterli bir mana vermediği yönde kendisine bir kanaat oluşmuşsa ve o zaman yine kendisini Kur'an'dan destekleyecek bir delil bulmuşsa nakli aşan yorumlara gitmektedir. Nitekim iman edip imanlarına
zulmü karıştırmayanlar ayetini yorumlarken Maturidi'nin gösterdiği tavır buna örnektir. Bilindiği üzere bu ayetteki zulüm kelimesi şirk olarak tefsir etmiştir. Fakat Maturidi bununla yetinmemiştir ve şöyle bir açıklama yapmıştır. Eğer bu ayetle ilgili gelen haberler sabit olmuşsa zulümden kastedilen şirktir şeklinde bir görüş belirtmiş. Ayrıca ancak zulümden şirk dışında başka şeyler de anlaşılabilir. Kim zulmetmez ve günah işlemezse o Allah'tan bir emniyet içindedir. Kim de günah işler ve zulmederse onun içinde bir korku vardır ve Allah dilerse ona azap eder, dilerse ondan vazgeçer ve onu bağışlar şeklinde açıklama yaparak kendi tevhidini ifade etmiştir. Maturidi yorum faaliyetinde akla geniş bir yetki vermekle birlikte bu faaliyeti aklın hatalı alanlarda dolaşmasına engel olmak için tevhid ilkeleri belirlemiş ve tevhidi sahih ve batıl olmak üzere ikiye ayırmıştır. Ona göre sahih bir tevhid öncelikle Kur'an'ın metinsel bağlamından onay almalıdır. Çünkü Kur'an öncelikle kendi içinde bütünlüğe sahip bir metindir. Bu asla çelişki içermemektedir. İkinci olarak ayetler yorumlanırken hakikatin mecazdan ve zahirin de batından önce gelmesi gerektiği kabul edilmeli. Mecaz ve batini anlama yöneten bir delil yoksa ayetler zahiri vakiyi anlamda değerlendirilmelidir. Maturidi'nin batili tevhili onay vermemesi de onun bilgi anlayışına ilham ve keşfen geri vermemesiyle alakalı bir husustur. O böylece tevhil adı altında her şeyi söylenemeyeceğini ve tevhilin bir sınırı olduğunu göstermek istemiştir. Maturidi'nin mutlak doğruluk iddiasında bulunmaması. Sosyal bilimler içinde yer alan dini ilimlerde hakkında açık nas bulunan hususlar dışındaki yorumu açık durumlarda tek doğruluğun ortaya konulduğu şeklinde olduğunu iddia edilmesi tarihi süreçte ve özellikle modern dönem düşünce akımları arasında ciddi fikri, ilmi ve tartışmalara sahne olmaktadır. Yine geçmişte dile getirilen yorumların nas gibi algılanıp tarihin her döneminde tek doğru olarak hakim ve kain kılınmak istemesi bu fikirlerin dışında oluşan yaklaşım biçimlerinin ötekileştirilmesini doğurmaktadır. Bahsettiğimiz bu noktada en etkili ve baskın yaklaşım tasavvufi yorum biçimlerinin günümüzdeki yansımalarını ehl-i sünnet içinde hakim kılınmak için büyük çaba gösterilmesidir. Bu düşüncenin ehl-i sünnet geleneği içinde kendilerini tanımlamalarına rağmen selefiliğin yaklaşımını kendisine şiar edinen tavırları İslam hükümeti içinde terör vari söylemleri doğurmaktadır. Ta ki bu yine ehl-i sünnet geleneğindeki daha liberal görüşleri de elimine etmeye kadar gitmektedir. Bu nokta bu gelenek içinde düşüncede insaf sınırları daima ön plana tutmuş olan Maturidi'nin paradigmasını işlevlik kazanmamasında da etkili olmuştur. Öncelikle Maturidi'nin ayetleri açıklamada ihtimallerden bahsetmesi, görüşlerinin de mutlak doğruluk iddiasına sahip olmadığını ve aynı zamanda fikirlerinin kutsallaştırılmada istemediğini ortaya koymaktadır. İstiva kelimesini açıklarken bu kelimeye verdiği anlamlardan daha doğru anlamlar olabileceğini söylemesi ve bu ayeti açıklayacak daha doğru başka açıklamaların da ortaya çıkabileceğine vurgu yapması, İslam düşüncesinin belirli bir kap içinde dondurulamayacağının en önemli göstergesidir. Buna karşı günümüzde birçok fikir, bırakın yeni fikirle öne sürmeyi, eskiden dile getirilen görüşlerin yanlış olabileceğine ihtimal bile vermemekte ve buna tahammül edememektedir. Bu yaklaşım bir rivayeti kritik edip eleştirmeyi Hazreti Peygamber'i eleştirmekle bir görmektedir. Oysa ki İmam Maturidi'nin ehl-i sünnet içinde takipçisi olduğuna iddia edebilecek bu düşünce biçimi Maturidi'nin bu konudaki fikirlerinden bile haberleri bulunmamaktadır. Maturidi'nin farklı grupları bilgi nazariyesine göre eleştirmesi ve tekfirden uzak durması başlığında bir içeriği daha vardı. Talip Özdeş hocam bu konuyu yeterince üzerinde durduğu için ben bu başlığı geçmek istiyorum. Maturidi penceresinden Müslümanların birbirine bakışını yeniden anlamlandırmak. Türkiye'de din eğitimi ve öğretiminde daha Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren çeşitlilikler ve sorunlar hep olay gelmiştir. Bu sorunlar kendisini bu işin karşısında konumlandıran insanlardan neşet ettiği gibi Müslümanların birbirine bakışından da kaynaklanabilmiştir. Geleceği, geçmişi sorgulamadan olduğu gibi kabul ederek kurabileceğine inananlar, eleştirel bakışa sahip olanları tavizsiz bir şekilde yargılamanın peşinde olmuşlardır. Bu yaklaşımdan hareketle de din eğitim öğretimi veren özellikle ilahiyat fakültelerinin müfredatlarını kendilerine göre yapılandırma yoluna gitmişlerdir. Olması gereken ise din eğitim öğretiminin insanların heveslerine hizmet edecek tarzdaki bir yapılanmaya dönüştürülmemesidir. Zihniyetler farklı olsa da işin mahiyeti birilerinin ötekileri
bir şekilde kendisine benzetme gibi bir yanlış paradigmadan kaynaklanmaktadır. Son yıllarda da ilahiyat fakülteler müfredatında yapılmak istenen bunlar çok farklı da değildir. İlahiyat fakültelerinin yanı sıra İslami ilimler fakültelerinin kurulması da bu bağlamda değerlendirildiğinde ilahiyatlarda yapılmak istenen ama çeşitli engeller sebebiyle gerçekleştirilemeyen müfredat sorununun İslami ilimler fakülteleri ile gerçekleştirilmek mi istendiği sorusunu da akla getirmektedir. Burada unutulan en önemlisi ise müfredatların değişmesiyle sorunun halledilemeyeceğidir. Nihai olarak ortada samimiyet yoksunluğu kendisini göstermektedir. Bunun yerine yapılması gereken geçmişten geleceğe sağlam köprüler inşa edilmesinde yine geçmişin birikiminden yararlanmak olmalıdır. İşte bu noktada biz Müslümanların birbirimize karşı samimiyet inşa edebilmemiz ve din eğitimini sağlam temeller üzerine oturtabilmemiz için Maturidi'nin bilgi kuramını dikkate almanın yararlı olacağı kanaatini taşımaktayız. Öncelikle farklı görüşe sahip olan Müslümanların birbirlerini eleştirirken tasvip etmedikleri yaklaşımları hem aklen hem de naklen değerlendirmede önem arz etmekteyken daha çok görüşler yüzeysel redlerle değersizleştirme yoluna gidildiğinde hakikatin ortaya çıkma ihtimali zayıflamaktadır. Bu mantık görüşler yerine kişileri tartışma konusu haline getirdiğinde ve niyet sorgulaması ve belirlemesine gidildiğinde sorunlar içinden çıkılmaz bir duruma dönüşmektedir. Meseleleri naklen değerlendirirken Maturidi'nin ahad haberlerle ilgili yaklaşımı bu işin içinden çıkılmazlığını halledebilecek bir konuma sahiptir. Çokça karşılaştığımız her haberi sorgulamadan mutlak doğru kabul edilmesi mantığı zayıf hadisi reye tercih eden ehli hadisin günümüzdeki bir yansımasıdır. Bu kabule sahip olan birçok insanda amelde hanefi itikatta Maturidi çizgisinde olmasına rağmen her haberi tartışması kabul edebilmektedir. Oysa ki bu, bizim görüşlerini takip ettiğimiz Maturidi'nin yaklaşımıyla uyum halinde olmayan bir görüştür. Daha önce zikrettiğimiz gibi o, ahad haberleri akla ve nasa arz etmiş ve bu haberlerin herkesin kabul etmek zorunda olmadığını özellikle belirtmiştir. Ona göre ahad haberlerde birisi ya kabul eder ya da hiç kabul etmeme gibi bir seçeneği tercih edebilir. Bu durum, bize göre Müslümanlar birbirine bakışından önemli bir pencere açacak noktadır. İnsanlar, haberleri kabul noktasında bu bilinçli sahip olduklarında kendilerinin dayandığı habere dayanmayan kimseleri daha müsamahalı görebilecektir. En önemlisi de burada kazanılacak bilinç insanların duygusal ve hissi yaklaşımlardan uzak, daha sistematik, bilimsel ve objektif bir bakış açısı kazanabileceğidir. Bunun olmaması durumunda en tehlikeli husus insanların haberleri kabul noktasındaki farklılıkların Müslümanlar arasında ayrılık unsuru haline gelmesidir ki nitekim bunun pratikteki yansımaları çok acı bir şekilde tezahür etmektedir. Elbette bir düşünce veya sistem aynen başka bir zaman ve mekan diliminde yaşayan insanların zihnine oturmayabilir. Ancak illaki insanlar bu yaklaşımlardan bir davranış biçim ortaya çıkarabilirler. Müslümanların birbirine bakış açısından önemli olan bu husus dini alandaki eğitim ve öğretim açısından da dikkate alınabilir. Az önce ifade ettiğimiz üzere her şey olduğu gibi geçmişten geleceğe taşıma arzusunda olanlardan analitik düşünme ve sorgulamaya sıcak bakmayanlar diğer insanların da kendi kafasındakiler aynen sahip olma arzusunu taşıdıkları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu şekilde şekillendirme arzusunu taşıyabilirler. Fakat bireysel farklılıklar, eğilimler ve çeşitli etkenlerle insanlar farklı yapıda ve düşüncede oldukları için tek tip eğilimler bu insanlara uymayacaktır. Bu sebeple bu zihindeki insanların tek tip eğilimin karşısında olma ihtimali her zaman olduğu gibi eğitim ve öğretim faaliyetleri esnasında bu insanların Maturidi gibi nakilleri sorgulamaları da ihtimal dahilindedir. Bu durum onun yöntemi açısından da mümkündür. Çünkü kendisi sorunları hem naklen hem de aklen sorgulayan bir sistemden hareket etmektedir. Aynı zamanda insan onun düşüncesinde sorumluluk sahibi olan ve peygamber gönderilmese de Allah'ı bulma yükümlülüğü olan bir varlıktır. Bize göre böylesi bir varlığın kendisine dayatılan şeylerin sorularını kabul etmesi de doğru olmayacaktır. Kur'an tefsiri ve yorumu açısından da ele aldığımızda Maturidi'nin anlayışı bağlamında şunları söyleyebiliriz. Kur'an tefsiri açısından sahih haberler öncelik taşır. Eğer böyle bir haber varsa o haber bizzat ayin tefsiridir. Ancak sahih olmama ihtimali düşünüldüğünde alimler Allah'ın maksadını keşfetmeden lafızlardan ve cümlelerden olabildiğini ihtimalleri değerlendirmelidir. Eğer üzerinde düşündükleri konu insanın algı ve idrak alanının dışında ise ve bu hususlarda bir nakit bulunmamaktaysa işte orada alimler durmaları gerektiğini bilip durmalıdırlar. Ancak alimler
bu işin de farkında olarak üzerine düşenleri yapmaları ve İmam Maturidi'nin tevhili onlara hasrettiği bu faaliyeti gerçekleştirmeleri ve bunun üzerine eğilmeleri gerekmektedir. Kur'an Maturidi açısından düşündüğümüzde Kur'an'la ilgili yorumların bir sisteme dayanması gereklidir. Ve bu sistemin temeli de öncelikle nakildir. Aklın çıkarımları da hem tarihsel verilerin hem de dilin sunduğu çerçevede dile getirilen maksatlar ortaya çıkma amacına matuf olmalıdır. Bu sebeple alimler ulaştığı tevhillerin sahihliği yanında sahih olmaması da mümkündür. Ve sahih olmayan tevhil makbul değildir. Bu bağlamda düşündüğümüzde Kur'an'ı anlama faaliyetinde Kur'an özleri önünde istenilen tarafa çekilebilecek bir metin değildir. İşte bu durum Müslümanların Kur'an'ı anlama faaliyetlerini sistematize edecek noktadır. Son olarak şunu ifade edeyim. Maturidi'ye göre insan akıl yürütebilen, bilgiye ilgi gösteren, mükellef olduğunu bilincinde olan, yaratıcısını tanıyabilen, yaratıcısına şükretmesi gerektiğini bilincinde olan, kendisine bildirilen emir ve nehirlerin bir hikmete mebni olduğunu anlayabilen ve bunu kendisine bildireni tanıyan bir varlıktır. Böylesi bir varlığın başkasının kul ve köle olması ihtimal dahilinde değildir. Kısacası ona göre Müslüman özgürlüğünü kimseye vermeyen, yalnızca Allah'a kul olması gerektiğinin farkında olan akıllı bir varlıktır. Ali Karataş hocamıza da teşekkür ediyorum. Zamanlama da çok iyi. Bir iki noktaya dikkatinizi çekmek isterim söylediklerinden. Maturidi'nin bu tevil üzerinden çoklu yorumlara, çoklu söylemlere imkan vermesi ve yapılan her yorumun nihayetinde bir kişisel yorum olduğu ve mutlaklaştırılamayacağı yönündeki söylemi çok önemsemiyor, çok önemli. Bizdeki İslam düşünce geleneğindeki eleştiri kültürü ne? Göndermede bulunmak istiyorum Ali Hoca'nın söylediklerinden. Şimdi Batı düşüncesinde söylem analizi diye bir alan var. Retorik analizi, söylem analizi. Neredeyse her önemli düşünürün, alın bunu Heidegger, alın bunu Michel Foucault. Çok önemli isimler 20. yüzyılın hemen hemen her birinin söylem analizleri vardır. Söylem analizinden kastım şu. Her biri alır Batı düşüncesinin büyük babalarını, baba patristik dönemi dahil, Hegel'i alır, Kant'ı alır, Aristo'yu alır, masaya yatırır düşüncelerini ve onun söylemini analiz eder. Şimdi söylemini analiz ederken sıradan bir adam söylemini analiz eder, sıkıntı yok. Fakat dini bir çerçevede bunu yaptığımız zaman karşımıza şu çıkıyor. Problem. Efendim bunu dediği için kafir oldu. Bunu dediği için zındık oldu. Bunu dediği için fasık oldu. Dolayısıyla normalde yapılması gereken, yapılabilecek bir eleştiri kültürü dini dairede yapıldığı zaman eleştiri olmaktan çıkıyor, yargılama ahlaksızlığına dönüşüyor. Bunu özellikle seçiyor. Yani bir adamın söylediğinden dolayı siz fasık, kafir, zındık sayıyorsanız bunun dinde yeri yok. Nasıl başlamıştı bizim düşüncemiz? Şöyle başlamıştı. Ehli kıble tekfir olunamaz. Bitti bakın. Ehli kıble. Bir insan kıbleye dönüyorsa bitti. Ama sonradan nasıl olduysa elfaz-ı küfür diye bir şey çıktı. Kemal Paşa Zade'nin böyle bir eseri var. Yazma. Elfaz-ı küfür. Yani bir insan hangi sözleri ağzından çıktığını şahit olursanız kafir olduğuna hükmedersin. Sana ne? Bana ne? Yani sanki Müslümanların içerisinde insanları küfürle itham etmek, kimin kafir olup olmadığını tespit etmek gibi görevli insanlar varmış gibi böyle bir gelenek var. Bu gelenekten kurtulmak gerekir ama birileri illa böyle bir misyonu bugün de üzerlerine bakın çok Tevbe suresi 29. ayet yanılmıyorsam işit bütün bu olup bitenler zarfında tek bir Hristiyan'ın kanına halel gelmedi IŞİD tarafından. Hiçbir Hristiyan'a zarar verilmedi. Verilsin demiyorum asla. Verilmedi. Neden? Çünkü diyor ki cizye verdikleri sürece onlara dokunamazsınız. Hristiyanlar korumada. Müslümanlara gelince Müslüman diyor ki böyle bir hareket yapan bir Müslüman ya da şu söz ağzından çıkan Müslüman kafir olmuştur diyor. Kana helaldir. Ve ne yapacağız şimdi? Yani bizim mücadelemiz, Samuel Huntington'a kızıp duruyoruz, Talib Özdeş hocam atıfta bulundu,
Samuel Huntington'un o medeniyetler çatışmasında bizim kaçırdığımız bir şey var. En sonunda adamın yaptığı analiz, 5. maddede yaptığı analiz şu. Müslüman dünya en sonunda gelip kendi kendisini kıracak, kendi kendisiyle mücadele edecek diye. Yani şu anda yapılan, öngörülen o. Müslümanların birbirini tekfir etme, birbirini yargılama ahlaksızlığından, diyorum ya, kelimeyi kasıtlı olarak seçiyorum. Bunun ahlaksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu ahlaksızlıktan kurtulması gerekir. Çok sert oldu galiba. Fas'tan bir fıkra anlatayım en iyisi ben size. Bir trafik polisi rüşvet yemeye çok hazırmış. Olay Fas'ta cereyan ediyor. Adam da şehir dışında bir yerde görev yapıyor. Akşam olmuş saat 7 ama henüz rüşvet alamadığı için çok rahatsız. Kafasına kurmuş, gelen ne olursa olsun durduracağım, neden rüşvetim alacağım demiş. Bakmış bir motosikletli geliyor, durdurmuş. Ehliyet ruhsat demiş, ehliyet ruhsat. Makine zaten yeni, gıcır. Adamın başında kaskı var, hiçbir sıkıntı yok. Bir düşünmüş demiş, kardeşim burası demiş şehir dışı değil mi? Neredeyse çöl, evet demiş. Tek başına seyahat edemezsin, güvenli değil demiş. Ceza yazacağım. Tek başına olduğumu nereden çıkardın demiş. Rabbim, peygamberim de benimle demiş. Aa, yakaladım demiş. 3 kişi bir motosiklete biniyorsun. Şimdi